DNA fragmanlarının jel elektroforezi ile ayrılması. DNA jel elektroforezi, DNA fragmanlarının ayrımı, tanınması ve saflaştırılması için kullanılan bir tekniktir. Bu teknikte değişik büyüklükteki DNA fragmanları içinde boşluklar bulunan ve agaroz diye adlandırdığımız bir jel içerisinde ve elektrik akımı verilen sıvı bir ortamda büyüklüklerine göre birbirinden ayrıştırılırlar. DNA yapısında bulunan fosfat grupları nedeniyle negatif yüklüdür. Bunun sonucu olarak DNA elektrik ortama konulduğunda pozitif kutba doğru yol alır. Farklı büyüklükteki DNA fragmanlarının ayrıştırılması için agaroz adı verilen bir madde ile yapılan jeller kullanılır. Agaroz, kırmızı deniz yosunundan elde edilir ve yapı olarak bir karbonhidrattır, bir polisakkarittir. Agarozun yapısına yakından bakıldığında küçük boşluklarla dolu, süngerimsi bir yapıya sahip olduğu görülür. İşte bu yapı, değişik büyüklükteki DNA moleküllerinin birbirinden ayrıştırılmasını sağlar. Küçük DNA molekülleri agarozun boşlukları içerisinden daha çabuk geçebildiği için jelde daha hızlı ilerler. Büyük DNA molekülleri ise daha ağır yol alır. Böylece elektroforez işlemi tamamlandığında başlangıçta karışık olan DNA fragmanları jel üzerinde büyükten küçüğe doğru ayrıştırılmış olurlar. Fragmanların büyüklükleri ise aynı jelde birlikte koşulan ve büyüklükleri bilinen DNA fragmanları aracılığı ile belirlenir. Bu DNA standartlarına marker veya markör adını veriyoruz. Ayrıştırılacak DNA fragmanlarının büyüklüğü hangi markerın kullanılacağını belirler. Örneğin eğer küçük birkaç yüz bazlık fragmanlar üzerinde duruyorsak o zaman 100 base pair marker yani 100 bazlık marker kullanılır. Eğer fragmanlar birkaç kilobazdan oluşuyorsa o zaman 1KB DNA ladder yani kilobaz DNA markörü diye bilinen birkaç yüz bazdan 20 kilobaza kadar değişen büyüklükteki fragmanları içeren marker kullanılır. Jel elektroforezde kullanılan jelin yoğunluğu yüzde olarak ifade edilir. %0.8'lik, %1'lik veya %1.5'luk gibi. Bu ifadeler 100 mililitrelik jel çözeltisi içerisinde sırasıyla 0.8, 1 veya 1.5 gram agarozun eritildiğini gösterir. Örneğin %0.8'lik bir jel hazırlıyorsak 0.8 gram agarozu 100 mililitre hacimde eriteceğiz demektir. Ayrıştırılacak DNA fragmanlarının büyüklüğü ile jelin yüzdesi arasında ters bir ilişki vardır. Küçük fragmanlar ayrıştırılacaksa yüzdesi büyük olan jel, büyük fragmanlar ayrıştırılacaksa yüzdesi küçük olan jel kullanılır. Küçük fragmanların ayrıştırılmasında genellikle %1, 1.5 hatta %2'lik jeller kullanılır. Büyük fragmanlar için ise %0.8'lik veya %0.6'lık jeller kullanılır. Eğer düşünülürse büyük fragmanlar jelin boşluklarından geçerken yavaş ilerleyeceklerdir. Bu nedenle jelin yüzdesi düşük tutularak boşlukların daha fazla olması sağlanır. Sonuçta büyük fragmanların kolay ilerlemesi ve birbirlerinden daha iyi ayrışması sağlanmış olur. Küçük fragmanlar jelde daha kolay ilerleyeceği için jelin konsantrasyonu yüksek tutularak birbirlerinden daha iyi ayrılmaları sağlanır. Bu konuda hataya düşmemek için büyüklük ile jel yüzdesi arasındaki negatif ilişkiyi her zaman hatırlamak gerekiyor. Fragman büyükse küçük yüzdeli, fragman küçükse büyük yüzdeli jel kullanılır. Şimdi birlikte moleküler biyoloji laboratuvarlarında en sık kullanılan %0.8'lik bir agaroz jel hazırlayalım. Önce ya bir Erlenmeyer içinde veya benim burada kullandığım gibi mutfakta kullanılan ama mikrodalga fırına dayanıklı ölçek kabına 0.8 gram agaroz tartın. Bazı hassas teraziler ölçü kabını koyduktan sonra sıfırlanabilir. Bu da tartım işini kolaylaştırır. Ölçü kabını sıfırladıktan sonra içine 0.8 gram agaroz tartın. Üzerine 100 mililitre tampon çözeltisi ekleyip karıştırın. Biz laboratuvarımızda TAE tamponu kullanıyoruz.
Onun nasıl yapılacağını yan taraftaki PDF dosyasında bulacaksınız. Aynı amaçla TBE veya TPE adı verilen tampon çözeltilerde kullanılabilir. 100 ml TAE eklendikten sonra agarozun homojen bir şekilde karışması için hafif karıştırın ve mikrodalga fırına yerleştirin. Mikrodalga fırınların güçleri birbirinden farklı olduğu için laboratuvarınızdakini deneyerek jelin tamamen çözüldüğü süreyi belirleyin. Her 30 saniyede bir kontrol ederek agarozun erimesi için ne kadar süre gerektiğini belirleyin. Bunu yaparken ısı eldiveni giymeyi unutmayın. Benim kullandığım mikrodalga fırın agarozu yaklaşık 1,5 dakika içerisinde eritiyor. Işığa karşı tutarak agarozun tamamen eriyip erimediğini kontrol edin. Eğer Erlenmeyer kullanıyorsanız sıvı hacminin Erlenmeyer'in hacminin 3'te 1'inden fazla olmamasına dikkat edin. Jel tamamen eridikten sonra mililitresinde 10 mg etidyum bromid içeren çözeltiden 1 mikrolitre ekleyin ve karıştırın. Etidyum bromid DNA'nın ikili sarmalı arasına giren ve ultraviyole ışığını yansıtan kimyasal bir maddedir. Ve bu nedenle DNA'nın dolaylı olarak görüntülenmesini sağlar. Ethereum bromide ile çalışırken mutlaka eldiven kullanılmalıdır. Çünkü Ethereum bromide çok güçlü bir kanserojen maddedir. Stok solüsyon hazırlanırken gözlük ve ağız maskesi kullanılmalıdır. Ethereum bromide ekleyip karıştırdıktan sonra agaroz solüsyonunu 50-60 derece su banyosuna koyarak soğumasını sağlayın veya bir müddet soğumasını bekleyin. Eğer jel tepsisine çok sıcak dökerseniz tepsi plastik olduğu için yapısını bozar veya çatlatabilirsiniz. Onun için soğumasını bekleyin. Bu arada jel kutusunu hazırlayın. Tarağı jel tepsisindeki yerine yerleştirin. Eğer burada kullandığım gibi bir elektroforez düzeniniz yoksa jel tepsisinin her iki yanını bantlayarak tepsiyi kapatabilirsiniz. Soğuyan jeli jel tepsisine dökün. Jelin 4-5 mm kalınlığında olmasına dikkat edin. Jelin katılaşmasını bekleyin. Eğer katılaşmanın daha çabuk olmasını istiyorsanız jeli varsa soğuk bir odada veya 4 derecede buzdolabında dökebilirsiniz. Katılaşan jeli elektroforez düzeneğine yerleştirin. Hazneyi jelin yüzeyini 3-5 mm geçinceye kadar tamponla doldurun. Bu aşamada tarağı yukarı doğru çekerek çıkarın. Tarağı çıkarırken dikey olarak çıkarın. Böylece kuyucukların yapısının bozulmasını engellemiş olacaksınız. Jeliniz DNA örneklerinizin yüklenmesi için hazır demektir. İlk kuyucuğa DNA markerını yükleyin. Markerlar genellikle mavi renkli loading dye yani yükleme boyası içerecek şekilde hazırlanırlar. Ama DNA örneklerine yükleme boyası eklenmesi gerekir. Yükleme boyasının formülünü yandaki PDF dosyasında bulacaksınız. Bu boyalar genellikle 5X, 6X veya 10X konsantrasyonda hazırlanır. X, boyanın kaç defa seyreltileceğini gösterir. 10X, 10 kat seyreltilmesi gerektiğini gösterir. Eğer DNA'mız 20 mikrolitre bir hacim içinde ise ona 2 mikrolitre yükleme boyası eklememiz gerekir. Markerdan sonraki kuyucuklardan başlamak üzere örneklerinizi jele yükleyin. İlk defa yaptığınızda biraz zorluk çekebilirsiniz. Hatta pipeti fazla derine soktuğunuz için kuyucuğu delebilirsiniz. Bunu önlemek için önce pipetin ucunu kuyucuğun içine yüzeyden 1 veya 2 mililitre girecek şekilde sokun. Ondan sonra DNA'yı yükleyin. Yükleme boyasından dolayı DNA kuyucuğun tabanına yerleşecektir. Bütün örnekleri yükledikten sonra elektroforez cihazının kapağını kapatın. Elektrotlara bağlanan kablolar karıştırılmamaları için siyah ve kırmızı renklidirler. DNA siyah elektrottan kırmızı elektrota doğru yol alır. Dolayısıyla DNA yüklenirken siyah elektrotun olduğu uçtan başlanır. Jeli her santimetre için 5 veya 10 volt hesaplayacak şekilde koşun.
Amerika Birleşik Devletleri'nde 220 volt yerine 110 volt kullanıldığı için biz jelleri 80 veya 110 voltta sırasıyla 1,5 veya 1 saat koşuyoruz. Yükleme boyasını takip ederek DNA yaklaşık jelin 3'te 2'sini geçince güç kaynağını kapatın. Eldiven kullanarak jeli elektroforez cihazından alıp görüntüleme düzeneğinize taşıyın. Ultraviyolu ışık kutusunda jelin fotoğrafını çekin. Eğer görüntüleme sisteminiz kapalı değilse, plastik maske veya en azından gözlük kullanmayı ihmal etmeyin. Ultraviyolu ışınlarının cildinizdeki hücrelerin DNA'sına zarar verebileceğini göz önünde tutun. Jel ile işiniz bittiğinde jeli katı biyolojik artık kutusuna atın. Unutmayın, sadece jel değil, koşmadan sonra elektroforez cihazındaki tampon çözelti de ethidium bromide içerecektir. Onun için mutlaka eldiven kullanın ve kurumunuzun biyolojik artıkların bertaraf edilmesinde önerdiği yöntemi takip edin. Jel elektroforezinin en yaygın kullanma amacı, DNA'nın restriksiyon enzimleri ile kesilmesi sonucu ortaya çıkacak fragmanların büyüklüklerinin tespit edilmesidir. Bu, özellikle klonlama işlemlerinin önemli bir parçasıdır. Yine klonlama amacıyla kullanılacak belli başlı DNA fragmanlarının diğerlerinden ayrıştırılarak saf bir şekilde izole edilmeleri için önce jelde koşularak ayrılmaları ve jel ekstraksiyon metodu ile izole edilmeleri gerekir. PCR reaksiyonu sonunda arzu edilen fragmanların çoğalıp çoğalmadığının kontrolü yine agaroz jel elektroforezi ile yapılır. Southern blot adını verdiğimiz ve genomik DNA içerisinde sadece üzerinde çalışılan fragmanın görüntülenmesi işlemi için de ilk aşamada restriksiyon enzimleri ile kesilmiş DNA'nın jelde koşularak kesilmiş fragmanların büyüklüklerine göre birbirlerinden ayrılmaları sağlanır. Görüldüğü gibi DNA jel elektroforezi moleküler biyoloji uygulamalarında sıkça kullanacağınız temel ve önemli bir tekniktir. Son olarak DNA jel elektroforezinde sıkça karşılaşılan problemlerden ve çözümlerinden bahsetmek istiyorum. Bu problemlerden biri DNA fragmanlarının jelde çok zayıf görünmesi veya hiç görünmemesidir. Bunun bir nedeni jele yeterli miktarda DNA yüklenmemiş olmasıdır. Bu da DNA konsantrasyonunun doğru belirlenmemiş olmasından kaynaklanabilir. Bunun için spektrofotometrede ölçüm yaparken bilinmeyen örnekler yanında konsantrasyonu bilinen bir DNA örneği de ölçülmelidir. Veya spektrofotometre yerine varsa nanodrop kullanılmalıdır. DNA'nın görünmemesinin bir diğer nedeni DNA'nın degradasyona uğramış olmasıdır. Degradasyon, DNA'nın izolasyonu esnasında olabileceği gibi daha sonraki örneğin restriksiyon enzimlerle kesilmesi esnasında da olabilir. Nedeni endonükleaz kontaminasyonudur. Bunu önlemek için endonükleaz free yani endonükleazdan arındırılmış su kullanılabilir. Sık olmasa da bazen jele ethidium bromide eklenmesi unutulabilir. Elbette bu durumda jelde DNA olsa bile görülmeyecektir. Özellikle jel uzun süre koşulduğunda jelin alt ucunda yeterli miktarda ethidium bromide kalmayacaktır. Çünkü ethidium bromide DNA ile ters yönde yani jelin alt ucundan üst ucuna doğru hareket eder ve üst ucundan jeli terk eder. Böyle bir durumda koşum bittikten sonra jel bir tabak içerisine konup ethidium bromide eklenir ve 15-20 dakika kadar bir shaker üzerinde hafifçe çalkalanarak boyanır. DNA'nın tek tek bantlar şeklinde değil de fırça ile boyanmış gibi yani smear olarak görünmesinin önemli bir nedeni degradasyona uğramış olmasıdır. Bunu önlemek için biraz önce belirttiğim gibi nükleaz kontaminasyonunu önleyecek tedbirler alınmalıdır. Çok fazla DNA yüklenmiş olması da fragmanların etkin bir şekilde ayrıştırılmasını önleyecektir. DNA izolasyonu sonucu elde edilen DNA'da tuz veya protein kalıntılarının bulunması da smear'a neden olabilir. Artık tuzun giderilmesi için DNA
etanol ile precipitate edilebilir veya kolon pürifikasyonu uygulanabilir. Proteinlerin arındırılması için fenol ile ekstraksiyon gerekebilir. Son olarak DNA jelde, İngilizce'de smiley face dediğimiz aşağı doğru kavisli bir görünüm alabilir. Bunun başlıca nedenlerinden biri, özellikle plazmit DNA'sı kullanılması durumunda geriye kesilmemiş plazmit DNA'nın kalmış olmasıdır. Jelin yeterince katılaşmadan kullanılması veya yüksek voltajla hızlı koşulması sonucu ısınması da smiley face'e neden olacaktır. Bunu önlemek için jelin iyice katılaşması beklenmelidir. Ayrıca hızlı koşulacaksa jel soğuk bir odada veya buzdolabında koşulmalı veya santimetreye 5-10 voltu geçmeyecek şekilde akım verilmelidir. DNA'nın izolasyonu ve kullanımı sırasında onun degradasyonunu önleyecek önlemlerin alınması başarıyı garantileyecektir.